Arkadaşlar merhabalar, ben biraz önce Kennedy Caddesi'ndeydim ancak orada olaylar biraz sakinleşince olayların bugün çok yoğun yaşandığı Dikmen Caddesi'ne Çağlar ve Çağrı arkadaşımın yayınına ortak olmak için buraya geldim. Ben ana yayındayım, onlar yine Ankara Eylem Vakti bir yayından devam ediyorlar. Opet'in o taraftalar. Şimdi yanında bir arkadaş var, bugünkü durum biraz özetleyecek Dikmen'deki. Evet, öncelikle herkese iyi geceler diliyorum. Yaklaşık saat 9 sıralarında her zaman olduğu gibi yine Dikmen'de toplanamam aşağı doğru yürümek istedi. Fakat hiçbir müdahale 22 gündür burada her gün halk aşağı kadar yürür ve geri döner. Hiçbir olayın olmadığı bir semttir Dikmen semti. Fakat bugün ne hikmetse polis hiçbir anons yapmadan direkt halkın içine biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Ve buradaki halk bir mahalli bir bölge. Sonuçta insanlar buraya çoluklarıyla, çocuklarıyla, yaşlısı, genci herkes burada toplanıyor. Ve direkt hiçbir anons yapılmadan müdahale olması aslında provokatörün halkın değil de tamamıyla polisin olduğunu gözler önüne seriyor. Buradaki Dikmen halkı asla yılmayacak. Bunu herkese hani buradan açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Saatlerimiz 3'ü şu anda hemen hemen 3 civarı. Fakat burada yine Dikmen halkı ayakta. Biz Dikmen'i teslim etmeyeceğiz. Şu anda her yer savaş alanı gibi. Ama bunun tek sorumlusu hükümet ve polistir. Bunu herkesin bu şekilde bilmesini istiyorum. Çünkü ben birebir yaşadım bu olayları. Şimdi buradan hani söylemek istediklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Çok güzel özetledi durumu. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Ben Dikmen'e geldim. Çünkü burada gerçekten inanılmaz bir ortam var. Burası savaş alanı gibi, arkadaşım da dediği gibi. Şimdi aşağıdaki barikata yürüyorum. Aşağıda da gayet büyük bir barikat var. Arkadaşlar biraz önce Kennedy Caddesi'ndeyim. Ancak Çağlar ve Çağrı arkadaşımın yayınlarına ortak olmak için burada, çünkü pek çok gösterilmesi gereken şey olduğunu düşündüğümüz için ben taksiyle bu tarafa geçtim. Saatler 3'e yaklaşıyor sanırım. Arkadaşlar buraları görüyorsunuz. Biraz buraya birçok defa sert müdahale olmuş. Çağlar ve Çağrı arkadaşım da Opet'e yakın yerde yayın yapıyor. Ben de bu tarafta yayın yapıyorum arkadaşlar. Burada hala barikatların yandığını görebiliyoruz. Arkadaşlar buraya polis geldi. Birçok defa da müdahale oldu. Zaten ben polis evi girişinden taksi dönemedi bu tarafa. Burada tomalar, akrepler ve çok sayıda çevik kuvvet ekibi hemen bu caddenin altında şu an beklemedeler. Ve tekrar bir müdahale olasılığı çok yüksek. O yüzden ben de bu tarafa geldim arkadaşlar. Şu an barikatın yanındayım. Arkadaşlar evet, Kennedy Caddesi'ndeki olaylar yatıştıktan sonra ben taksiyle Dikmen'e geçtim. Canlı yayınımıza buradan devam ediyoruz. Nasılsın? Sen olayları biraz özetler misin? Yukarıdaki arkadaş biraz anlattı. Biraz da sen anlat hocam durumu. Ya biz işte ilk Samsar Sürük Parkı'nda forumdaydık. Forumdan tam forumun son dakikalarında internette, sosyal medyada bir haber dolaşmaya başladı. Dikmen'de saldırı var diye. Sonra çıktık buraya geldik. Burada ilk başta bir müdahale olmuştu zaten. İnsanlar ara sokaklara kaçışmıştı. İlker Caddesi'nin oradan birkaç insanla röportaj yaptık. Onların da söylediği, yine her zamanki gibi direnişin ilk günden beri Dikmen'in yaptığı gibi polis evinin oraya doğru yürüdüklerini, ama yürürken yolda bu sefer onların polisin hiçbir sebep yokken, hatta yaşlılar ve çocuklar varken ve insanlar köpeklerini getirmelerine rağmen polisin bir anda müdahale ettiklerini söylediler. Biz de sonra barikat kurulmuştu. Barikatlardan yayın yapmaya çalıştık. Tam barikatlardan yayın yaparken yaklaşık bir saat önce yine Toma ve akreplerle polisler geldi. Biz de bir ara sokağa kaçmak zorunda kaldık, hazırlıklı olmadığımız için. Tam ara sokağa kaçtığımızda da ara sokaktan da bir tane akrep geldi. Mecburen bu sefer de apartman boşluğuna girdik biraz. Oradan da çıktık, tekrar arkadan arabayla dolaşıp Tomaların görüntüsünü çekerek tekrar polis evinin oraya gittik. Polis evinde de yayın yaptığımızda zaten orada iki tane Toma, iki tane otobüste çevik kuvvet ekibi vardı, bir tane de akrep vardı. Tekrar buraya yukarı çıktığımızda iki tane Toma müdahale etmeye başladı. Ardından iki tane akrep de yine Dikmen Caddesi'nden yukarı bölgeden aşağı polis evine doğru inerek
yolda gördüğü insanlara, yine çevredeki apartmanlara biber gazı sıkarak aşağı doğru indiler. Şu an burası sakin gibi. Biz yine... Aşağıdan şeyler geliyorlar. Geliyorlar mı? Evet, şu an aşağıdan çeliklerin, tomaların, akreplerin geldi bilgisi geldi. Peki herhangi bir yaralı gözaltı bilgisi verebilir misin? Biz görmemiştik, yaralı görmedik ama gözaltı da görmemiştik. Biraz önce benzinlikte yayın yaparken arkadaşlarla konuştuk. Onlar tam Ziraat Bankası'nın orada ara sokağa kaçan bir arkadaşlarımızın akrepten inen siviller tarafından 4 kişinin gözaltına alındığını söylediler. İsimleri belli mi? Söylediler mi? Yok, onları hiç bilmediklerini söylediler. Herkes ara sokaklara çıkınca muhtemelen kimse bir şey yapamamış. Bir de biz yine canlı yayında gösterdik. Polis etraftaki dükkanlara da biber gazı atmış. Bir tane dükkanın camı kırılmış. Buradaki halkın genel olarak söylediği gerçekten insanların her gün yapmak istediklerini yaptıkları ama polisin bunlara izin vermeyerek bu ortama sürüklediği yönündeydi. Yani insanlar gerçekten sinirli bir şekilde polisin ve Başbakanın bu açıklamalarından dolayı insanların bu raddeye geldiklerini, yani yaklaşık 5 tane insanla konuştuk. Hepsi bu cümleleri teker teker sarf etti. Biz Dikmen'de direnişin başladığı günden beri yürüyorduk. En fazla polis evini geçirtmiyorlardı. Bazen Kennedy'ye ulaşabiliyorduk, bazen ulaşamıyorduk. Ulaşamadığımızda da en fazla su sıkıp bizi geri yolluyorlardı. Biz de dağılıyorduk dedi. Ama bugün biber gazıyla insanların arasında yaşlı ve çocuklar olmasına rağmen hem biber gazı hem de tomalarla müdahale etmelerini, bir anlam veremediklerini, bunun gerçekten hiçbir şekilde bir anlam veremeyerek bu ortamı sürüklediğini söylediler. Biz de Dikmen'de daha önce hiç böyle bir ortam görmemiştik. Evet, İlk kez böyle bir çatışma ve bayağı da uzun süren bir çatışma oldu. Teşekkür ederim, özetledim. Ben biraz aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. İki arkadaştan buradaki durumla ilgili bilgileri aldık. 4 kişinin gözaltına alındığını şu an biliyoruz. Bu sayı daha da fazla olabilir ki muhtemelen daha fazladır. Yaralı sayısı da arkadaşlar şu an bilmiyoruz. Burada sağlıklı bir bilgi paylaşımı şu an olamadı bu konuyla ilgili. Ben biraz daha böyle, evet, burada yanan barikatları görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten devasa, sağlam kurulmuş barikatlar. Evet arkadaşlar, Toma geliyormuş bu tarafa doğru. Şu an aşağıda bir hareketlenme başladı. Ben burada hiç ara sokakları bilmiyorum. Şimdi en güvenli kaçış güzergahımız neresi acaba? Aha. Biliyorum. O tarafa şimdi öyle geliyorlardı. Buradan en sağlıklı ne tarafı? Şöyle. Arkadaşlar ben Tomalar bu tarafa doğru geliyor. Bu bilgiyi aldık. Ben bunu size olabildiğince çekip aşağı doğru buradan kaçış güzergahımızın arkadaşımla beraber gideceğim. Evet, Tomalar şu anda geliyor arkadaşlar. Ben de şimdi bu tarafı terk edeceğim birazdan. Sen kaç istersen biraz. Evet, ben şu köşeden çekim yapacağım. 3 tane Toma geliyor arkadaşlar. Hadi beyler, menüde bir bakalım. Hadi arkadaşlar şu anda bir Toma müdahalesi var. Ben de bir arabayı kendime siper almaya çalıştım. Bu sokakları da çok tanımadığım için kaçış güzergahlarını çok bilmiyorum. Bir arkadaşım bana yardımcı olacak bu konuda. Hayır hayır, çıkmayın abi, çıkmayın. Güzel diyorum. Toma durdu mu hocam? Geliyor mu Toma? Arkadaşlar Toma gaz atıyor oraya. Akreplerden gaz atıyorlar. Arkadan bir akrep gaz atıyor arkadaşlar. Bir yandan da Toma geliyor. Arkadaşlar siz dikkat edin aşağıda. Evet. Buraya doğru gaz atıyorlar. Buraya doğru gaz atıyorlar arkadaşlar. Burayı yine gaz bombasına boğdular. Burada çatışma durumunu ben size olabildiğince yakından vermeye çalışıyorum. Aşağıdan bir Toma geliyor arkadaşlar. Toma'yı şu anda net bir şekilde görebiliyorum. Çok yaklaştı. Toma yaklaşınca ben kendimi bu tarafa siper alacağım arkadaşlar. Buraya doğru tekrar gaz bombası atıyorum. Tam buraya düştü. Bu tarafa doğru düştü arkadaşlar.
Toma geliyor arkadaşlar. Toma geliyor. Ben de şöyle bunu çekmeye çalışacağım. Evet, yukarıdan da bir Toma geliyor arkadaşlar. Sağlı sollu. Evet, biraz. Evet, yukarıdan da akrep geliyor, aşağıdan da geliyor. Biz burayı evet. Balkona düştü arkadaşlar. Toma geliyor. Toma burayı su sıkıyor şu anda. Evet, Toma'dan su yedik yine. Evet, yine su yedik arkadaşlar. Evet, iki Toma arka arkaya geldi. Barikattaki suyu söndürüyorlar şu anda. Akrep geliyor arkadaşlar. Kaçın, kaçın. Evet, bayağı su yedim. Oo, kafamıza doğru. Gaz bombası atıldı. Çok kötü ıslandım. Çok kötü ıslandım arkadaşlar. Umarım yayın kapanmaz. Oo, sırılsıklam oldum ben. Sırılsıklam oldum. Çok ağırlaştım. Sıkıştık. Buradan çıkış var mı? Hocam bak, sıkıştık biz. Buradan atla sen. Çok kötü sıkıştık. Arkadaşlar, gayet kötü sıkıştık burada. Bayağı ıslandım. Toma'dan sağlam bir su yedim yine. Arkadaşlar, telefon bayağı ıslandı. Of. Kafamı sıyırdı gaz bombası. Senin de kafanı sıyırdı. Arabanın kafa hizasından arkadaşlar kafamızı sıyıran bir gaz bombası atıldı ve sırılsıklam oldum. Şu an Toma iyi yakaladı. Sonunda o açıdan iyi yakaladı. Ama en azından evet, biber gazlı su değil. Bayağı ağırlaştım ben arkadaşlar. Yo, suda şey var. Var mı? Var var. Alıyorum biraz. Evet, benzin istasyonuna bir yerden zıplayarak ulaşabildik. Arkadaşlar, ben bayağı ağırlaştım yani. Sanki üzerinde 20 kilo daha taşıyorum gibi. Toma iyi sıktı bana. Bu sefer iyi denk getirdi. Biz arabayı siper alıyorduk kendimize ama akrebin geldiğini görünce birden geri kaçtık. Geri kaçtığımız anda da Toma su sıktı, arkadan da kafamızı sıyıran. Evet, şu caddeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Gaz içinde burası. Burada bası mensubu arkadaşlar da var. Hocam çeksenize, neden çekmiyorsunuz? Yani çekin, şarj bitme. Orada bakın bir sürü müdahale oluyor. Eyvallah da yani şeyimiz yok. Tamam tamam, sen ulusal, eyvallah. Kusura bakma. Daha yeni bataryamız bitmek çok üzere. Evet arkadaşlar, ulusal kanal burada. Ben inanın bunu Fox diye okudum. O yüzden kusura bakmayın. O yüzden sizinle. Ulusal kanal bizim neler arkadaşlar. Hatta gaz bombası yemişsiniz galiba biriniz. Geçmiş olsun. Bir şeyiniz var mı? Geçmiş olsun. İlk defa çok geçmiş canlı olsun. Mi? Canlı şu nerede anda. Nerede kameranın arkadaşı beni çekiyor? Vali bu yani. Evet. Şu an durumu iyi gözüküyor. Geçmiş olsun. Evet. Bayağı ıslak bir şekilde. Bayağı ıslanmış bir halde. Bayağı ağırlaştım arkadaşlar. Çevir. Evet. Şu an arkadaşımla da yan yana geldim. Arkadaşlar, buradaki kanalı ben Fox zannettim. O yüzden biraz atarlanayım dedim ama ulusal kanal çıktı. Çok da mahcup oldum şimdi kendilerine. Ama kameraman arkadaşın durumu iyi. Onu söyleyelim. Of. Arkadaşlar, ben üstündekini çıkaracağım şimdi. Ama yedek bir şeyim yok işte. Ne haber abi? Ya sağlam su yedim ya. Özellikle. Ooo, sırılsıklam olmuşsun oğlum. Perişan oldun ya. Evet arkadaşlar, Kerem yine çok zor şartlarda. Toma'dan suyu yiye yiye. Abi çantama al, ben zaten hayvan gibi ağırlaştım. Şunu bari al biraz, böyle ha, ağırlığım azalsın. Eyvallah. Çağrı yanında mı? Evet, Çağrı'da bir Ankara Eylem Vakti 1 kanalından devam ediyor. Şu an aynı noktadayız hemen hemen arkadaşlar. Bunu da belirtelim.
Arkadaşlar o araya girdiğimizde bir gaz bombası atıldı. Çok yakın mesafeden ve kafamızı hedef alarak şu arkadaşımı da yüzünü göstermeyeceğim arkadaşımın. İkimizin de yan yana koşuyorduk. Tam kafalarımızın ortasından geçti. Hani ikimizden birine de saplanabilirdi. Kıyafet lazım mı diye soruyorlar canım. Kıyafet yok, lazım değil. Biraz geçer şimdi. Benim arkadaşlar. Araçta da var. Aracımız da var arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Araçta sweatshirt'ümüz var. Montumuz var. Kim abi? Çevirileri yapalım. Ben de sokuldum zaten. Yakın benim bu. Ya ben buraları hiç bilmiyorum ya. Yani nereye kaçacağız falan. Devrim oldu ya. Ha? Devrim. Evet arkadaşlar burada gerçekten. Ama benim bataryam bozulmuş ya. Sudan. Benim avu. Akrep geliyor. Kaçın abi. Bu affetmiyor. Bu kafa hizasından sıkıyor. Kaçın abi. Arabaya binme abi. Şu dolmuşun arkasından ben yayın yapacağım. Bu akrep gerçekten biraz tehlikeli çünkü kafa hizasından genellikle sıkıyor. Tam buraya attı arkadaşlar. Aa, gözlük yanıyor. Oo, tam yanıma attı. Allah kahretsin ya. Allah sıyırdı var ya. Vallahi sıyırdı hocam. Arabadan ya. Arabadan sıyırdı. Kafam da tam. Vallahi sıyırdı. Tam kafa hizasından atıyor akrep. Hı-hı. Bak bu arkadaşın direkt da bu abimizin de üstüne doğru geliyordu. Direkt gaz bombası kafasını sıyırdı arkadaşlar. Arkadaşlar kıyafet lazım değil. Çağlar'ın arabasında da varmış kıyafet. Şu an gerek yok ama gözler yanmaya başladı benim yine. Burada inanılmaz bir gaz bulutu, duman bulutu var. Bekliyor yine, mu? Yine, bak yine atıyor. Elle attı. Elle atılan bomba bu çok yoğun bir bomba arkadaşlar. Bu çok yoğun. Bu elle atılan cinsi arkadaşlar. Bu çok yoğun bir bomba. Evet, bu normal CS mi diyorlar? Onların bilmem bu attıkları C2. Elle atılan. C2 olan. Çok daha yoğun. Güney Kore üretimi olan. Siz de bayağı biliyorsunuz abi. İyi öğrendim hepsini. Evet, insanlar gaz bombalarının iyi cinslerini, türlerini, nerede üretildiklerini öğrendiler. Hala atıyor herif. Yani ya burada zaten çok az insan var. Çoğu da benzinle çalışan insanlar burada. Arkadaşlar Dikmen bugün yanıyor arkadaşlar. Yanıyor. Sabahtan beri burada çok yoğun müdahaleler var. Buradaki ilk Kızılay'a gitmeye çalışan grup yaşlı kadınlar, çocuklardan oluşuyordu. Ve o gruba çok sert bir müdahale olmuş. Daha sonra da burada insanlar barikat kurarak bu sert müdahaleye karşı burada direndiler. Ve hala bu direniş devam ediyor. Ben de biraz çekmeye çalıştım. Çağlar arkadaşım zaten buradaydı. Size sanırım aktardılar yeterince. Evet biraz gözüm yandı. Ben şöyle biraz arkaya doğru geçeyim. Orada çok yoğun duman var çünkü. Evet onda biraz önce atılan bomba. Elin yandı mı abi? Yok yandı. Evet biraz önce şimdi suda etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Hala duman çıkıyor. Bu elle atılan cinsi. Normal şeylere göre çok daha yoğun. Yalnız çok abi uzaktan geldi. Elle nasıl atıyor bunu? Atıyor. Elle atamaz ya bunun şeyi var ya. Baksana kapsülü var hocam. Bak şuradan gelmiş. Öyle mi? Evet. Atıyor. Başka bir cins. Demek ki arkadan kapsüle vurunca bu gidiyor. Ne malıymış bu? Bu kim alay? Üzerinde herhangi bir uyarı bilgi yazıyor mu? Bu namussuz malı. Şurada yazıyordur ya. Allah Allah ya bunu. Oku sen de ben de yaklaşamıyorum. Kore malı. Kore malı arkadaşlar. Cinsi türüne bilmiyoruz ama diğerlerine göre çok daha yoğun bir bomba. Evet arkadaşlar şu an Dikmen gerçekten çok karışık. Dediğim gibi şuradaki akrep
insanların kafa seviyesinden sıkıyor ve yaralama yönelik özellikle yapıyor. Çünkü bu bir tesadüf olamaz. Burada bizim de başımızı sıyırarak geçti gaz bombası. Burada bir amcanın da, ben de gördüm gözlerinde, kafasının üzerine milimlik bir temasla sıyırdı. Burada da bir başka bir tane var. Elde sürme sıcak. Sıcak mı? Bu elle mi atılmış? Elle atılmış. Bu sanırım elle atılan cinsi. C2 bu. C2'ymiş arkadaşlar bu türü. Çok sıcak. Sen şu an bunu nereye veriyorsun? 3G bağlantı mı yapıyorsun? 3G bağlantı. İnternet üzerinden canlı yayın. Hangi kanaldan yayınlıyorsun? Ankara Eylem Vakti. Google'a yazın abi küçük harflerle. Hı. Bitişik Ankara Eylem Vakti. Zaten bizim arkadaşlar da buradaydı. Şu an birden fazla kişi senin gibi veriyorsa hangisini yayınlayacak? Şu an şöyle. Sinayla mı? Farklı kanallar var. Ankara Eylem Vakti. Ankara Eylem Vakti 1. O arkadaşlar başka bir kanaldan geliyor. Hı. Onları da ayrı insanlar izliyor. Aynı anda izleyenler de oluyor. Tekrarlayayım. Ben Çağlar ve Çağlar arkadaşım yanına geldim. Şu an aynı noktadan yayın yapıyoruz. Çünkü burada çok yoğun bir müdahale oldu. Şu an biraz sakinleşti gibi. Barikat dağıtıldı gibi duruyor. Şöyle kafamı çevirmeye korkuyorum. Evet. Gitmiş. Gitmişler. Yayında sıkıntı yok değil mi? Ben yine hapşıracağım. Hapşıramadım. Çok yoğun sıktılar arkadaşlar bu bölgeye doğru. Üzerimde de oldukça bir ağırlık oluştu sudan dolayı. Şimdi kuruyor ama yavaş yavaş. Sanırım yedek bataryam bozuldu arkadaşlar sudan dolayı. Onu bir kontrol edeceğim yayın ara verdikten sonra. Hatta demek ki C2'nin altı. Bayım böyle çek. Evet. Okunabiliyor mu arkadaşlar bilmiyorum. CS gaz el bombası yazıyor. Bu da ayrı bir normal klasik şu atılan. Şu C2'nin tepesinden attı. Evet. Akrebin tepesinden attı. Başka bir tür arkadaşlar. Her tür bombayı atıyorlar burada halkın üzerine. Burada çatışmaları başlatan polisin burada kitleye inmek isteyen, Kızılay'a doğru yürümek isteyen insanların ve çoğunluğu yaşlı kadın ve çocuklardan oluşan kitleye çok sert bir müdahale göstermeleri sonucunda burada insanlar polis şiddetini tepki gösterdiler. Ve burada barikatlar kurarak buna direnmeye çalıştılar. Şu an yukarıda akrep yönünü ters çevirmiş duruyor. Akrep ya da Tom arkadaşlar. Şu an yine bu tarafa doğru gelecek muhtemelen. Ben şöyle yapacağım. Yayını zaten Ankara İlan Vakti 1 üzerinden Çağlar ve Çağrı arkadaşım yayın yapmaktalar. Ben şimdi yayını sonlandıracağım. Yedek bataryamın bozulup bozulmadığını kontrol ettikten sonra tekrar yayına arkadaşlarımla beraber gireceğim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Abi, gruplar gözüyormuş. Gelin arkadaşlar gelin. Siz yayından kopmayın. Ben yayından çıkıyorum şimdi. Hayır yayından çıkma. Gökhan şey dedi. Yayından çıkmayın. Kerem orada kalsın. Siz gerekirse arabaya dolanıp gelin anlatın siz dedi. Herhangi bir şey olması durumunda yine burada buluşuyoruz. Tamam. Siz nereye sen gidiyorsunuz? Sen burada kal. İçeri gir. Tek olarak girebilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Anladın mı? Tuvalete tamam. Gir yani gerekirse. Tamam. Araçla en kötü. Yalnız benim şarjım çok fazla yok. Bir de yedek bataryam bozuldu benim. Sudan tamam, dolayı. Yani bitene, devam edene kadar. İyi arkadaşlar. Evet. Burada kalabildiğim kadar kalacağım. Umut sen de gir arabaya. Makinen Çağrı'nın çantasında. Benim çantam nerede? Ha tamam. Tamam. Arabanın içine mi çanta? Onu alayım siz gitmeden. Sürt mü? Aynen. Eyvallah. Arkadaşlar ziraatin orada müdahale varmış. Ziraat ne tarafta? İşte orada. Ha, yukarıda gördüğümüz yer biraz önce. Demek orada müdahale vardı. Biz de uzaktan çekebildik. Makinen bizde. Tamam. Tamam. Evet oraya yine gaz attılar. Uzak.
Ya bu hakikaten artık bu zulüm yeter ama ya. Hakikaten yeter yani. Bu ne böyle? Yani arkadaşlar kaç gündür? Demek ki bu işi şöyle yani polis şiddetiyle bu iş çözülmüyor. Bunu hala anlamıyorlar. Şiddet oldukça karşı şiddet de dolayısıyla ve doğal olarak artıyor. Ancak bu bir türlü anlaşılamıyor. Şimdi yine geliyor. Yine sıkacak. Yine gidecek. Yine insanlar yaralanacak. Yine gözaltılar olacak. Kennedy de öyle. Dikmen de öyle. Başka semtler de öyle. İstanbul zaten birbirine girmiş. Eskişehir kaç gündür aynı şekilde. Ama insanlar şiddet gördükçe karşı şiddetle polise daha çok direniyorlar. Bunu ne zaman öğrenecekler bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi yine geliyor. Yine su sıkacak. Arkadan yine akrep gaz sıkacak. Yine biz çekeceğiz. Artık ben sıkıldım arkadaşlar bu işten. Yine su sıkarak geliyor bu tarafa. Yine geliyor. Buraya doğru yine sıkacak. Sıkacak tabii sıkacak. %100 bak. Bize doğru da çevirecek şimdi. Hem anons yapıyor hem sıkıyor. Ne güzel. Çok güzel vallahi. Harika ya. Çok güzel ya. Şimdi arkadan da bir akrep gelecek. Türkiye Fenişleri Polisi. Artık insanlar bu polisin orantısız gücünden, bu polisin yaptığı darbeden diyelim, artık sinir olan ve buna artık bir son verilmesini isteyen pek çok insan var. Zaten direnenler o insanlar. Yukarıya akrep çıkmıştı. Bize de sıktı orada zaten. Şimdi geri döner orada birazdan. O da oradan sıkarak gelir. Tom'a geri dönüyor. Tom'a siz gidin abi gidin siz. Ben arkadaşlar biraz çekime geriden şey yapacağım. Çünkü buraya bir polis gelebilir gözaltı durumu. Ben dolayısıyla biraz geriden duracağım. Ok bitimine doğru gideyim. Dün 22 arkadaşımız tutuklandı. Çapulcu terörist örgütüne üye oldukları gerekçesiyle. Belki bu tutuklamalar muhtemelen devam edecek. Alsınlar. Milyonları sığdırabilecekleri cezaevleri varsa, hücreleri varsa alsınlar, tıksınlar. Biz her yerde direnmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bunların insanları yıldırdığını zannediyorlar. Ama bu aslında karşı şiddeti çok körüklüyor. Ve insanları daha da motive ediyor aslında bu polisin şiddeti. İnsanlar daha da güçlü bir şekilde direnmeye devam ediyorlar. Böyle gaz bombaları yedikçe, sular yedikçe. Burası Dikmen arkadaşlar. TCS olmayan Emniyet Müdürlüğü'nün Fenişleri. Yol yıkama yapıyorlar şu anda. Polis var ya kafayı yedi ya. Yazık oldu. Akrep geliyor arkadaşlar. Şu an akrep girdi. En tehlikelisi bu arkadaşlar şu anda. Çok koşmayın. Yer sıkıyor yani. Bu benzin istasyonu falan demez. Sıkar. Sıkar mı? Sıkar arkadaşlar yani. Arkadaşlar bunların suları da bitmiyor ya. Böyle geliyorlar, tanker var ya işte. Hay Allah'ım. Bitmiyor.
Arkadaşlar Dikmen'in şu anda Dikmen yanıyor arkadaşlar. Her yerinde bir direniş var. Şu an bizim bulunduğumuz yer bu yerlerden biri ama yukarı caddelerde de farklı gruplar var. İnsanlar barikatlarla bu polis zulmüne karşı direnmeye devam ediyorlar. Arkadaşlar evet. Çapulcu terörist örgütün tabii ki ben Latife yaptım. O iddianamede farklı isimler yazıyor ama işin siyasi bir dava olduğu düşünülürse kastedilen bu çapulcu terörist örgütü. Toma ve akrep aşağı doğru indi arkadaşlar. Biz şu an hala buradaki evet oradan bir akrep yine sıktı. Akrep orada mı arkadaşlar? Toma. Oradan yine bir Toma geliyor. Ben bir kaçadım, geri çekiliyorum. Yine akrep gaz bombaları atıyor arkasından. Arkadaşlar yedek bataryam bozulmuş şu an, evet buna emin oldum. Dolayısıyla yayınım birazdan gidecek. Sudan dolayı bozuldu arkadaşlar. Vallahi Gökhan'ın kırılan kameralarıyla birlikte bu sanırım 3 kamera, 1 yedek batarya. Bu 4. ekipman kaybımız. Hepsine de tomalar sebep oldu arkadaşlar derken akrep geliyor, sıkarak geliyor. Lan çocuk! Bu tarafa doğru sıkıyor arkadaşlar. Biz tekrar geri çekiliyoruz. Yani burada bir sıkı yönetim var sanki. Yani toma, akrep, toma, akrep, caddeden başka hiçbir şey geçmiyor arkadaşlar. Evet geçiyor şu an burada. Bu tarafa bakıyor. Evet buraya atmaya cesaret edemedi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gezme imkanım yok ama birazdan gezeceğim. Evet arkadaşlar Toma, 2 akrep, 2 Toma Opet'in yanından aşağı doğru iniyorlar. Oralarda kim varsa lütfen haber verin. O tarafa doğru gidiyorlar. Arkadaşlar şu an gezeceğim birazdan. Şuralar sakinleşirse. Ben de biber gazlı bir su yediğim için biraz böyle midemde bulanma var, bulantı var. Biraz da bu hissin geçmesini bekliyorum açıkçası rahat gezebilmek için. Evet burada bir muhtar adayımız var canlı yayında. Burada arkadaşlar bütün bu sıkıntıya rağmen mizahi tutumdan hiç şey yapmıyoruz, yüzünü çekmeyeceğim hocam, sen burada çağrını yap. Muhtar adayım. Lütfen oylarınızı bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hocam vaatlerini söyle sen. Halkımıza parklarda yemyeşil ailelerle beraber sevinçli çocuklar yetiştireceğim. Mahallemizin parklarında alkol, uyuşturucu içirtmeyeceğim. Bari çektirmeyeceğim. Tamam mı? Ama sen içeceksin. Serseriler gitsin, nerede içiyorsa içsin ama bizim mahallemizde içmesin. Mahallenize muhtar adayım. Yetiş alabayı. Lütfen oylarınızı bekliyorum. Yüzünü çekmeyin dedim, adını söyleyeceğim. Evet. Burada bir muhtar adayımız var arkadaşlar. Çapulculara destek olacağını sözünü verdi. Burada çapulculara destek olacağını sözünü verdi. Biz de kendisini destekliyoruz. Dikmen adayımız. Arkadaşlar bu kadar sıkıntılı duruma rağmen, yaralılara gözaltıya rağmen burada insanlar eğlenceyi elden bırakmıyor. Bence doğrusu da bu. Onları sinir eden de bu çünkü. Evet buraya attı. Oo, akrep nereden çıktı da attı arkadaşlar? Her yerde varlar yani. Burada evet. Çocuklar var, kadınlar var. Yok artık canım be.
Çocuğu mu yakaladın? Gözaltı mı var? Çocuğu. Arkadaşlar gözaltı. İsmini söyle. İsmini söyle. Koş. Demin söyledi sana. Yetiş o işte. İsmini. Demin ki muhtar adayı. Kaydından adı ne? Adı yetiş. Neydi o çocuğun? Yetiş. Ne istiyorsun? Yarın bira gitti amına bu. Yetiş alamayız. O bu çocuk ya. Yetiş alamay sen misin? Yo. O çocuğun ismi Yetiş Alamay. Hayır hayır. Yetiş Alamay ismini var mı kardeşim? O kim? Ulan o kim? O gözaltına alınan arkadaş kim? Kurtardı. Alın mı da ben kurtardı. Diğeri bir kişiyi aldılar. Abi sen vurlar mısın? Gelin ben hanımcına aldım. Adam mahallemiz için kurtardı. Hocam başka bir arkadaşı orada aldılar ya. Bir şey mi? Evet orada ben bir kişinin gözaltına alındığını gördüm arkadaşlar. Sen çektin değil mi? Çektim de arkadaşın ismi neydi gözaltına alınan? Biri alındı mı şu anda? Tanıdığımız kimse yok. Umarım yoktur. Ben oradaki biri... karşıdaki bayanları gözaltına aldılar. Bayanları. Yolun... Evet orada arkadaşlar birkaç kişi şu an şey şu gördüğünüz akrebin içerisinde gözaltına alındı arkadaşlar. İsimlerini bilmiyoruz. İki akrep yan yana geldi. Umarım burayı sıkmazlar. Burası bir benzin istasyonu çünkü. Evet arkadaşlar. Küçük bir çocuğu aldılar. Arkadaşlar isimlerini bilen var mı gözaltına alınanların? Şu apartmandan çıktılar. Pencerede insanlar var. İstersen onlara bir sor. Şu geçsinler. Arkadaşlar birkaç kişi gözaltına alındı. İsimlerini bilmiyoruz. Biraz önce sohbet ettiğim arkadaş alındı zannettik ama kendisi şu an burada. Muhtar adayımız burada ama diğer insanlar gözaltına alındı. Sen tanıyor musun gözaltına alınanları ismen? İsimlerini biliyor musun? Yok. Bilmiyorum. Onlar da darısınız. Ya herkesin burada sinirleri bozuk olduğu için küfürlerin kusura bakmayacaksınız arkadaşlar. Ben elimden geldiğince küfürlü ortamlarda tutmak istemiyorum kamerayı ama bazen insanın da sinirleri hoplayabiliyor. Tekrar geliyor akrep yani. Allah Allah bu neyin derdi? Ne ambulans mı? Ambulansmış. Artık biz de paranoyak olduk. Gözaltına nerede alındı o arkadaşlar? Şu karşıdaki bayanları aldılar galiba. O apartmanda mı oturuyorlardı acaba? Şu balkondan bakan kimse var mı? Yok. Evet burada oturan kadınlar vardı. Onları gözaltına aldılar. İsimlerini bilmiyoruz arkadaşlar. Bunu duyurun. Akrebin içine bindirildiler. İsimlerini de söylemediler. Hayret ki hayret ya. Arkadaşlar en az 3 kişiyi gözaltına aldıklarını ben gördüm. Kadınları aldılar. Yok, bir ufak çocuk alındı. Bir tane çocuk alındı. Çocuk alındı. Sadece çocuğu aldı. Orada oturan kadınlara ne oldu? Onları göremedik ki ama... Ben onlar da alındı gibi gördüm. Kadınları görmedik diyor. Kadınları o çocuğun aldı. İsmini biliyor musun abi? Vallahi ismini bilmiyorum. O küçük çocuğun ismini biliyor musunuz arkadaşlar? Yani kadınları almadılar değil mi? Kadınlara dokundular mı? Ben bir tane çocuk gördüm. Evet kesin bilgi şu arkadaşlar bir küçük çocuk alınmış. Ben de orada oturan kadınlar gördüm. Ancak onlar kaçtılar kadınlar galiba. Değil. 12 yaşında bir çocuk var. Küçük bir çocuk evet, vardı. Bir çocuk mu? Alındı evet, bu kesin evet. Bir bilgi. En az bir gözaltı var arkadaşlar. Şu an 10-12 yaş arasında en az bir gözaltı var arkadaşlar. Bunu ismini bilmiyoruz. 10-12 yaşlarında adını da söyleyemedi ufaklık. Ben orada birkaç kadın görmüştüm ancak onlar kaçtı sanırım. Gözaltına alınmış da olabilirler. Net bir bilgi yok şu an. Yetiş abi! Al! Vur! Hadi gidelim. He. Ya bir ay bitmiş. Öyle mi? Akrep atıp şu köşeye geldiydi ya. Ha hatırladım. İsmini biliyor musun? Bilmiyorsun. Orada arkadaşlar oradaysa belki onları soralım. Onları soralım da sen de dikkat et bak. Birden geliyorlar. Baskın yapıyorlar. Öyle mi? Arkadaşlarına soracağız çocuğun ismini. Bu arkadaşlar bilmiyor çocuğun ismini. Kızlar vardı ya. Ha kızlar oraya mı kaçtı? Onları da aldılar gibi gördüm ben de. Umarım yanlış görmüşümdür. Tek kişi diyorlar. Kız evet kızlardan birini de almışlar arkadaşlar. Ben doğru görmüşüm.
Selamlar. Merhaba. Merhaba. Burada gözaltına alınanı... Diğerleri burada. Orada mı? İsmini gözaltına alınanın isminin soy ismi. İsminin soy ismini biliyorlar mı sorsanız? Arıyoruz. Biri benim annem. İsmini soy ismini söyleyin. Gülenur Otlu. Gülenur Otlu. Arkadaşlar canlı yayında şu an lütfen gözaltına alındı. Gülenur Otlu. Biliyor musun? 13 yaşında. Onun... Alperen Aydoğdu. Alperen Aydoğdu arkadaşlar. Gözaltına alındı. Baroyu arayın lütfen. Alperen Aydoğdu ve... Ve diğeri neydi? Gülay Otlu galiba. Otlu. Gülseren. Gülseren Otlu. Gülseren Otlu. 12 yaşında bir de çocuk. Ve 12 yaşında. Arkadaşlar lütfen Baro'yu arayın. İsimlerini söyleyin. Yani Afilev'in içine birden apar topar yaka paça bindirilip götürüldüler. Lütfen Baro'yu arkadaşlar haberdar edin bu durumdan. Bu arkadaşların gözaltına alındığını. Evleri de burada. Bir tanesi pencere geçen kişinin annesi olduğunu söyledi. Gözaltına alındığını. Hemen şu nasıl anlatayım? Dikmen Caddesi'nin Opet'in karşısında. Alperen Aydoğdu. Güleynur, arkadaşlar tekrar ediyorum. Güleynur Otlu. Güleynur Otlu. Güleynur Otlu. Gülenur. Gülenur. Gülenur Otlu. Alperen Aydoğdu. Alperen Aydoğdu. Gülenur Otlu arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Gülenur Otlu. Alperen Aydoğdu. Alperen 12 yaşında arkadaşlar. Lütfen Baro'yu hemen haberdar edin. Nerede oturuyor? Yok yüzünü çekmeyeceğim. Söylesin. 10 yaşında İlker'de oturuyormuş o çocuk. Tamam. 10 yaşında. 10 yaşında. Esmer, hafif toplu. Evet. Galatasaray forması vardı. Tamam. Yüzünde. Evet. Siyah tişört var. Alperen 10 yaşında. Yanında Mustafa diye bir arkadaşı var. Mustafa diye bağırıyor. Mustafa alınmış mı? Onu bilmiyorum. Oraya evet. Koymuş. Tamam. Evet bir bilgi geldi. Üzerinde Galatasaray forması olduğunu söyledi. Arabayla gelen arkadaşımız. Alperen Aydoğdu, Gülenur Otlu arkadaşlar. Lütfen Baro'ya haber verin. Ya oradaki... Allah çok enteresan ya. Arkadaşlar Gülseren değil Gülenur arkadaşlar. Gülenur ben yanlış anlamışım. Gülenur Otlu ve Alperen Aydoğdu. Benim birazdan bataryam bitecek. Ben Opet'in içerisinde şarj imkanı varsa orada sabit noktadan çekmeye devam edeceğim. Arkadaşım da bana yardımcı olacak. Hocam orada batarya şarj etme imkanımız var mı telefonu? Şu an canlı yayındayız da yayın kesilmesin. Benden de varmış orada şarj edelim. Dur senden de ayrı kanal açarız şimdi. Senden aşağıda de... onlar bizimkiler gelirler önce. 3 tane tamam. Burada şey var mı ya böyle priz? Evet, priz var mı? Bu cama yakın priz var mı hocam ya? Olması lazım ya. İçeride var. Takılacak bir yerde sağ ol bir tane boş varsa. Prizini uğraşamayabiliriz. Ama içerideki... Bir tane şurada var. Gel. Orada var mı? Tamam camdan ben takılırım tamam. Burada. Sana da ayrı bir kanal açalım. Tamam. Sen de oradan devam et. Şunu bir tutabilecek misin abi? Şunu tut bir kamerayı. Bak şimdi çekeyim. İsimleri kaydettiniz mi? Kaydettim. Aha, Baro'yu da aradılar. Şunlar aradım. İzleyen arkadaşlar. Gülseren Otlu. Gülenur. Gülenur Otlu. Aydınur. Alper Aydoğdu. Bu nasıl bir isimler ya? 18 yaşında anak. Evet. 10 yaşında. Üzerinde Galatasaray forması var. 10 yaşında. Abi o köşeden kaçtı ya. Biraz gördüm, gördüm işte. Biraz daha büyük gibi duruyordu. Ben bir kahve alacağım ya. Bir bardak alacağım ya. Onu evet arkadaşlar muhtemelen yani bir darp olursa biz bunu gözlerimizle gördük. Polisin aldığı anı gördük arkadaşlar. Eğer gözaltına alınmazsa bilin ki polis darp edip bir yerde bırakmıştır. Bunu görüntüsü de bizde var şu anda. Keşke biz bağırdık o ikinci harfleri geçmeden önce bu tarafa gelmeyi izlemek daha iyi diye. Gelseler şuradan bir adam da şimdi balkondan şey dedi. Birazdan benzinliğinin orayı basacaklar.
Hadi ya. Bilmiyorum nereden ne haber aldı. Belki demiştir benzin içine girdi. Burada ay ağlayacağım ya. Fişin yok onun. Diğer arkadaşlar nerede? Onlar gelecekler. Arabada var, aşağıda var. Hocam biz senin telefonuna dönelim. Tamam. Şarjın var mı senin? %55. Tamam. Şimdi biz birazdan yayına gireceğiz. Başka bir telefonla gireceğiz arkadaşlar. Lütfen beklemede kalın. Bekle bir 15 saniye sonra kapat. Ses geç gidiyor çünkü. Tamamdır. Arabanın şeyini kaybettim. Bataryam bozuldu. Şimdi gitti. Dağıldı ya, yukarı grup dağıldı herhalde. Abi artık dağılmıştın muhtemelen. Sağlandırdılar yani.